Merhaba arkadaşlar. Evet, güncel deneme yapacağız. Evet, 2021 güncel bilgiler deneme 2. 20 tane soru hazırladık. Şimdi bunları tek tek okuyup güzelce cevaplayacağız. Evet, KPSS'ye hazırlanan, eğitim kurumları yöneticilik sınavına hazırlanan, yurt dışı öğretmenlik sınavına hazırlanan arkadaşlara, dostlara gelsin. Evet, 2021 güncel deneme 2. İlk soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteridir? A. Antonio Guterres, B. David Malpass, C. Volkan Bozkır, D. Doktor Mehmet Öz, E. Antony Blinken. Cevabımız A şıkkı olacak. Antonio Guterres, dikkat, Birleşmiş Milletler'in şu anki genel sekreteridir diyoruz. David Malpass de Dünya Bankası'nın başında yer alan kişidir. Bence burada güncel olarak en güzel soru Volkan Bozkır olabilir. Dikkat, dünyanın en büyük örgütü olan Birleşmiş Milletler'in genel kurulunun başkanı ilk kez bir Türk oldu. Volkan Bozkır geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başkanı seçilmiştir diyoruz. Bu yönüyle Volkan Bozkır önemlidir ama genel sekreter Antonio Guterres A şıkkı diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki merkezlerden hangileri tek yol, tek kuşak projesi içinde yer alır? 1. İstanbul, 2. Londra, 3. Pekin. Evet, cevabımız E şıkkı olacak. Şimdi tek yol, tek kuşak deyince Demir İpek Yolu projesi akla gelmeli. Şimdi dünyanın en eski, ilk çağdan itibaren dünyanın en eski yani ticaret yollarından bir tanesi olan İpek Yolu aynı zamanda dünyanın bir numara yoludur. Çin'den başlayan bu tarihi yol Orta Asya, Hazar, Karadeniz, İstanbul, Balkanlar ve Avrupa'ya uzanan bir yoldur. Ve bugün adı Tek Yol, Tek Kuşak projesi de tekrar canlandırmaktadır. O zaman Çin'in önemli ticari merkezi başkenti Pekin, yine İngiltere'nin önemli ticari merkezi başkenti Londra ve tabii ki Türkiye'nin önemli ticari merkezi İstanbul bu yol kuşağı içerisinde yer almaktadır. Cevabımız E şıkkı dedik. Geldik üçüncü sorumuza. Cumhuriyet'in temel ilke ve inkılaplarını halka aktarmak için 1932'de kurulup 1951'de kapatılan ve Londra'da şubesi de bulunan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Köy Enstitüsü, B. Halk Evleri, C. Türk Ocakları, D. Darüşşafaka, E. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti. Evet, güzel bir soru oldu. Cevabımız B şıkkı olacak. Daha önce KPSS bu tarz bir soru sormuştu ve oradaki sihirli olan 1932'de kurulmuş olması. O zaman Atatürk ilke ve inkılapları artı halkı geliştirmek, halkı meslek sahibi etmek, 9 kategoride halkı özellikle eğitmek amaçlı kurulan halk evleri 1951'de Demokrat Parti döneminde kapatılmıştır diyoruz. 1912'de Mustafa Kemal Türk Ocakları'nı kurmuştu. O zaman İttihat Terakki mensubuydu ve 20 yıl sonra Türk Ocakları kapatılıp yerine Halk Evleri açılmıştır. Halk Evleri'nin dergisinde Ülkü diyoruz. Evet, burada KPSS Köy Enstitüleri'ne de sorabilir. Köy Enstitüleri 1940'ta Mustafa Kemal çok isteyip de göremediği bir eğitim kurumudur. Darüşşafaka da çok güzel soru kalıbıdır. Tanzimat döneminde, Abdülaziz döneminde yetim çocuk okuludur. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 1931 yılında kurulan ve daha sonra ismi Türk Tarih Kurumu olan cemiyetin adıdır. Evet, dördüncü soru. Wow, bence çok güzel bir soru olmuş. Güncel olarak da mükemmel sorulabilecek bir soru kalıbı. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı üzerine 18 Kasım 1938'i Kemal Günü ilan etmiştir? A. Küba, B. Suudi Arabistan, C. Hindistan, D. Pakistan, E. Afganistan. Cevabımız C. Hindistan olacak. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat eder. 800 gün sonra Hindistan'da Mustafa Kemal'in vefatına dolayı
Kemal Günü ilan edilerek bir yas ilan edilmiştir diyoruz. Daha önce ÖABT'de Kemal yeri neresi diye sormuşlardı. Cevap Çanakkale'ydi. Bu kez de Kemal Günü güzel bir soru olabilir. Hindistan. Evet, burada bizi ilk tanıyan milli mücadele İslam Devleti Afganistan'dı. Burada Afganistan çok güçlü bir çeldiricidir. Ama cevabımız Hindistan. Burada Küba komünist bir ülkedir ve ülkede tek heykeli olan Mustafa Kemal Atatürk'tür diyoruz. Evet, beşinci sorumuz. Evet, dikkat. Şimdi olay 1969'da yaşanmış bir olay. Ama günümüzde biliyorsunuz uzay yarışları tekrar başladı ve Türkiye'de uzay ajansını kurdu. O yüzden bu tarz bilgiler gündeme tekrar geri geliyor. Gündeme gelince de güncel bilgi olarak sorulabiliyor. Beşinci sorumuz. 20 Temmuz 1969 günü Ay'a ilk ayak basan astronot aşağıdakilerden hangisidir? A. Elon Musk, B. Neil Armstrong, C. Yuri Gagarin, D. Mark Zuckerberg, E. Jeff Bezos. Evet, cevabımız B. Neil Armstrong olacak. Evet, Amerikalı astronot Neil Armstrong Ay'a ilk ayak basan kişidir. Bu arada Elon Musk, Space şirketinin sahibi, Tesla arabasının da mucididir ki önemli bir mucittir. Hatta şu anda dünyanın en zengin insanı olmuştur. Burada Jeff Bezos, Amazon şirketinin kurucusudur ki Elon Musk'tan önce geçen yıl dünyanın en zenginiydi. Mark Zuckerberg de Facebook'un kurucusudur ve dünya çapında önemli bir mucittir. Yuri Gagarin ise bir kozmonottur, yani bir Rus'tur. Uzaya ilk çıkan Rus kozmonot Yuri Gagarin'dir. 6. Evet, geçen denemede en büyük milli parkımızı sormuştuk. Bu kez de en küçüğünü soralım dedik. Dikkat, ilk ve en küçük milli parkımız aşağıdakilerden hangisidir? A. Ağrı Dağı, B. Botan Vadisi, C. Kula Volkanik Jeoparkı, D. Yozgat Çamlığı, E. Nevşehir Göreme Vadisi. Evet, en küçük milli parkımızdan ziyade ilk olması bence önemli. İlk milli parkımız D. Yozgat Çamlığı olacak. En büyük milli parkımız da Ağrı Dağı'dır diyoruz. Evet, yedinci sorumuz tanım sorusu. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? A. Darül Mesai. Kadın, çocuk meslek öğreten, ayrıca cepheye kıyafet dikan vakıf. B. Hilal-i Ahmer Kızılay. C. Himaye-i Etfal Çocuk Esirgeme Kurumu. D. Darul Acize Yoksullar Evi. E. Darul Eytam Konservatuvar. Evet, hangisi yanlıştır dedik. Cevabımız E. Darul Eytam olacak. Dikkat, Darul Eytam yetimler için kurulan bir kurumdur. Zaten YTM, yetim kurumu olarak akla gelmeli. Savaşta babasını kaybetmiş çocuklar için kurulmuştur. Dikkat, konservatuvar deyince akla Darul Elhan gelmeli. Burada ilk tiyatroda Darul Bedai'ydi. O zaman tiyatro deyince Darul Bedai, müzik okulu, konservatuvar deyince Darul Elhan akla gelmeli. Darul Eytam Yetim Kurumu, Darul Acize Acizler Yoksullar Evidir, Himayi Etfal Çocuk Esirgeme Kurumudur, Hilali Ahmer Abdülaziz döneminde kurulmuştur, Mustafa Kemal ismi Kızılay olmuştur. Burada bence en güzel çeldirisi olan, en önemli daha doğrusu sınavda gelme ihtimali yüksek olan Darul Mesai'dir. Dikkat! Şimdi 2021 yılının Türkiye Büyük Millet Meclisi Mehmet Akif Ersoy'un ön plana alınarak İstiklal Marşı Milli Marş Yılı ilan edilmiştir. Ve Milli Marş'ın gelirini Mehmet Akif Ersoy Darül Mesai'ye direkt aktarılmasını istemiştir. Ve parayı bu kuruma bırakmıştır. Dikkat, bu bir vakıftır. Kadınlara ve çocuklara meslek öğreten bir vakıftır. Aynı zamanda Darül Mesai cepheye, askere, üniforma, kıyafet dikiminde önemli bir kurum, vakıftır diyoruz. 8.
Yukarıdaki komutanlardan hangileri kahramanlık unvanına sahiptir? 1. Hüseyin Rauf Orbay, 2. Cevat Çobanlı, 3. Halil Kutpaşa, 4. Fahrettin Paşa. Evet, cevabımız E şıkkı olacak. Hüseyin Rauf Orbay 1. Balkan Hamidiye kahramanıdır. Cevat Çobanlı 1. Dünya Çanakkale Cephesi denizdeki tarihi başa olan 18 Mart kahramanıdır. Halil Kutpaşa 1. Dünya Savaşı Irak Cephesi Musul'da tarihi bir zafer olan Kutlu'l Amare kahramanıdır. Fahrettin Paşa 1. Dünya Savaşı Hicaz Cephesi Medine müdafasını yapan çöl kaplanı olarak bilinmelidir diyoruz. Burada Fahrettin Paşa daha önce sorulmuştu. Rauf Orbay daha önce sorulmuştu. Bence burada en güzel soru Cevat Çobanlı 18 Mart kahramanı Çanakkale'nin Mustafa Kemal'le birlikte önemli bir kahramanlıdır diyoruz. Mustafa Kemal Karadağ Anafartalar Grup Komutanı ve kahramanıydı. 9. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1921 AB dönem başkanıdır? A. Portekiz, B. Almanya, C. Kuzey Makedonya, D. Kosova, E. İtalya. Evet, cevabımız 2020'de Almanya'ydı. Almanya dönem başkanlığı Portekiz'e bırakmıştır. Evet, 2021'in ilk döneminde Portekiz, ikinci dönemde Slovanya dönem başkanlığını üstlenecektir diyoruz. Cevabımız A. 9'da dikkat Portekiz dedik. Evet, 10. soru. Yukarıdaki eserlerden hangisi Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren 19 bölge arasında yer almaktadır? Evet, geçen hafta güncel paylaşımımızda bu bölgeleri tek tek vermiştik. Bu kez hangisi listede yer alır, yer almaz diye sorduk. Yukarıdaki eserden hangisi Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren 19 bölge arasında yer almaktadır? 1. Truva, 2. Hattuşaş, 3. Caber Kalesi. Cevabımız C şıkkı olacak. Dikkat Truva Çanakkale, Hattuşaş Çorum bölgesi Hititlerin merkeziydi. 1-2 Anadolu'da UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine yer alır. Dikkat Caber Türkiye'de değil Suriye bölgesidir. Hatta UNESCO'nun son açıklaması var. Suriye'deki Dünya Kültür Mirası'nı koruyamadıklarını DAEŞ terör örgütünden dolayı bu bölgenin riskli olduğunu açıklamıştır. Caber Türkiye Cumhuriyeti toprağı sayılmaktadır ama Türkiye'de değil Suriye'de bulunmaktadır. Dikkat 11. Geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi olan kavuk hangi oyuncuya verilmiştir? A. Haluk Bilginer, B. Tamer Karadağlı, C. Taner Ölmez, E. Şevket Çoruh, E. Muhsin Ertuğrul. Evet, geleneksel Türk tiyatrosunun kavuğu bugün Şevket Çoruh'ta yer almaktadır. Cevabımız D şıkkıdır. Evet, Haluk Bilginer biliyorsunuz çok popüler oldu. Aldığı ödülle de Emmy ödülüyle de popülerliğini giderek arttırmıştır. Önemli bir oyuncudur. Dikkat Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın'daki performansıyla bilinen önemli bir tiyatrocu oyuncudur. Taner Ölmez şu anda özellikle Mucize Doktor'daki performansıyla ön plandadır. Muhsin Ertuğrul Osmanlı tarihinin en büyük tiyatrocusu, ilk sinema yönetmeni Muhsin Ertuğrul ön plandadır. Bilinsin güncelde de dikkat normal KPSS'de de EKYS veya yurt dışı sınavında doğrudan gelebilir. Ama burada dikkat şu anda kavuk İsmail Dümbüllü'nün kavuğu şu anda Şevket Çoruh'tadır. 12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ilk seçilen kadın muhtardır? A. Melia Manço, B. Afet İnan, C. Tansu Çiller, D. Gül Esin, E. Afife Jale. Evet, ilk seçilen kadın muhtar cevabımız D. Gül Esin olacak. Hatta bunun kodlamasını yapıyoruz. 034 BMW 35 diye bir kodlama yaptık. 1930'da bayanlara önce belediye, 33'te bayanlara ikinci olarak muhtar, 34'te bayanlara en büyük siyasi hak, seçme ve seçilme verdik. 35'te de 17 kadın ilk kez milletvekili olmuştur. Dikkat önce belediye, sonra muhtar verilmiş. Çünkü Türkiye muhafazakar bir bölge.
Bu yüzden de kadın muhtar biraz daha zor. Bu bir devrim olmuş aslında. O yüzden de insan kadın muhtar deyince hakikaten de komik gülesin geliyor diyorduk. Ve gerçekten gülesin geldi ve Aydın Karpuzlu Köyü'nden ilk seçilen kadın muhtarımız oldu. Bu arada Melia Manço ilk kadın muhtardır ama seçilen değil atanandır. Melia Manço ilk kadın muhtardır ama ilk seçilen kadın muhtar Gül Esin'dir. Burada Afet İnan ilk kadın tarihçimizdi. Afife Cale ilk kadın tiyatrocumuzdu. Tansu Çiller ilk ve tek kadın başbakanımız. Sanırım böyle de kalacak çünkü başbakanlık kavramı kaldırıldı. Ama tekrar eski sisteme güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş yapılırsa başbakanlık kavramı tekrar geri gelebilir. Şu anda başbakanlık yok. Bütün yetkiler Cumhurbaşkanlığında diyoruz. Evet, 13. soru. Wow, çok sağlam, çok güzel bir güncel bilgi geliyor. Dikkat, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreteri seçilen Çatın adayı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yusuf bin Ahmet el Useymin, B. Hüseyin İbrahim Taha, C. Harvey J. Alter, D. Mitchell Hongtun, E. Charles M. Rice. Dikkat, hangisi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreteridir? Evet, bu 2021'in yeni güncel olayı. Yeni genel sekreter İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Hüseyin İbrahim Taha olmuştur. Evet, Çat ülkesinin adayı olan Hüseyin İbrahim Taha genel sekreter, cevap B olacak. Dikkat, Yusuf bin Ahmet el Useymin bir önceki genel sekreterdi. Daha önce İslam İşbirliği genel sekreter yapan bir Türk vardı. Hatırlarsanız Ekmelettin İhsanoğlu vardı. O gelebilir demişti. Çok popülerdi. Çünkü bir Türk ilk kez İslam İşbirliği Teşkilatı'nda genel sekreterlik yapmıştı. Dikkat, geçen yıla kadar Yusuf bin Ahmet el Useymin'di ama şimdi 2021'de Hüseyin İbrahim Taha seçilmiştir. Burada Harver, Alter, Michel, Hongtun, Charles, M. Rice. Dikkat, bunlar Nobel alan tıp dalındaki üç büyük bilim insanıdır. Evet, tıp dalında Nobel'i alan üç büyük isim C, D, E, D isimleri yer almaktadır. Geldik 14. sorumuza. 2021 Türkiye'nin Oscar adayı aşağıdaki filmlerden hangisidir? A. Susuz Yaz, B. Sürü, C. Uzak, D. Pandora'nın Kutusu, E. 7. Koğuştaki Mucize. Evet, 2021 Türkiye'nin Oscar adayı olan film cevabımız 7. Koğuştaki Mucize olacak. E şıkkı. Gerçekten de izlemeyen arkadaşlar izlesin. Ağlama garantili mükemmel bir film yapmışlar. 7. Koğuştaki Mucize çok güzel bir film. Hakikaten Oscar'a aday gösterebilecek bence güzel bir Türk filmi. Hatta benim izlediğim son dönemdeki en güzel Türk filmidir. Cevabımız E olacak. Bu arada Susuz Yaz Berlin ödülü alan ki bizim uluslararası sanırım ilk ödül olan filmimizdi. Bu arada Sürü Tarık Akan'ın efsane olduğu film. Uzak Pandora'nın Kutusu da tabii ki önemli ödüller alan filmlerimizdir diyoruz. Ama 2021'de 7. Koğuştaki Mucize diyoruz. E. 15. sorumuz. Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi aşağıdaki yerlerden hangisinde kurulacak? A. Ankara Gölbaşı, B. İstanbul Atatürk Havalimanı, C. Nevşehir Göreme, D. Bursa Cumalıkızık, E. Urfa Göbekli Tepe. Evet, Türkiye Uzay Ajansı ve dikkat burada özellikle ODTÜ burada çok ön plan olacak ki Türkiye'nin en önemli üniversiteden ODTÜ'nün çalışmalarıyla Ankara Gölbaşı'nda dikkat uzay teknoloji geliştirme bölgesi açılacaktır diyoruz. Cevap A. Ankara Gölbaşı. Burada İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2021'de özellikle önemli bir aktivite olacak. Tekno Fest Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacaktı. Evet, Urfa Göbekli Tepe'de biliyorsunuz bizim efsanevi tarihi hatta dünyanın ilk tapınağının bulunduğu bölgeydi. 16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılı ilan edilmiştir? A. Yunus Emre ve Türkçe yılı, B. Hacı Bektaş Veli yılı, C. Farabi yılı, D. 2. Abdülhamit yılı, E. Şems Tebrizi yılı olarak
Dikkat, hangileri 2021'de Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilmiştir? Evet, burada cevabımız A şıkkı olacak. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan etmiştir. Hatta bizim Yunus sloganı kullanılacaktır. Hacı Bektaş Veli 2021 UNESCO tarafından ilan edilmiştir. İkinci Abdülhamit önemli bir Osmanlı padişahıdır. Farabi ki gelmiş geçmiş en büyük Türk İslam alimlerindendir. Hatta 2020 yılı Farabi yılı olarak seçilmişti. Şems Tebriz'de Mevlana ile olan dostluğundan dolayı çok ön plandadır. Hatta 2021'de UNESCO Şems Tebriz'i de dünyaya tanıtacaktır. 17. Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu fay hattı içerisinde yer almaz? Batı Anadolu fay hattı BAF. A. Yavansu. B. Gediz. C. Malatya. D. Gökova. E. Simav. Hangisi BAF içerisinde yer almaz dedik? Evet, cevabımız burada Malatya olacak. Şimdi Batı Anadolu dediği için tabii ki Malatya Doğu Anadolu fay hattında yer almaktadır. Bu yüzden de cevabımız C olacak. Yavansu, Gediz, Gökova ve Simav Batı bölgesi diyoruz. Evet, 17 Malatya Ceyhan. Geldik 18. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Nihat Gökyiğit ile birlikte Tema Vakfı kurucusu olup Toprak Dede olarak bilinen hatta Birleşmiş Milletler tarafından orman kahramanı ilan edilen çevre aktivistidir. Evet, aşağıdan hangisi Nihat Gökyiğit ile birlikte Tema Vakfı kurucusu olup Toprak Dede olarak bilinen orman kahramanı olan çevre aktivistidir? A. Bedrettin Dalan. A. Bedrettin Dalan. B. Bekir Coşkun. C. Hayrettin Karaca. D. Fuat Sezgin. E. Muhammed Emin Saraç. Evet, Toprak Dede hatta kırmızı özellikle omuzuna atmış olduğu kırmızı kazakla efsane olan ve yakın zamanda kaybettiğimiz Hayrettin Karaca'yı rahmetle anıyoruz. Evet, cevabımız C şıkkı olacak. Burada Bedrettin Dalan İstek Vakfı'nın kurucusudur. Bekir Coşkun ki Türkiye'nin en önemli gazetelerinden bir tanesi de Sözcü gazetesinin önemli yazarlarındandı. Ve dikkat Fuat Sezgin 2019'da Cumhurbaşkanı İslami kalem olan Fuat Sezgin yılı ilan etmişti. Ki bu arada Muhammed Emin Saraç da daha geçen gün vefat etti. Hepsini rahmetle anıyoruz. Bu arada Bedrettin Dalan halen yaşamaktadır. Allah uzun ömür versin bu arada. Evet, Tema Vakfı kurucusu olan Toprak Dede Hayrettin Karaca. 19. Covid-19'a bağlı vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, siyasetçi, iş adamı, mimar da diye süsleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisidir? A. Toygun Ateş. B. Kadir Topbaş. C. Haldun Boysan. D. Seyfi Dursunoğlu. E. Doğan Cüceloğlu. Bu arada hepsini kaybettik yakın zamanda. Allah yine hepsine rahmet eylesin. Evet, başımız sağ olsun da diyebiliriz. Evet, burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Covid-19'da bağlı vefat eden Kadir Topbaş olacak. Evet, Toygun Ateş önemli bir tiyatrocuydu. Haldun Boysan önemli bir tiyatrocuydu. Evet, Seyfin Dursunoğlu Huysuz Virgin olarak bilinen önemli bir tiyatrocu oyuncuydu. Evet, Doğan Cüceloğlu da evet önemli bir psikologtu. Özellikle eğitim açısından yapmış olduğu söyleşiler, yazmış olduğu kitaplar çok çok değerlidir. Doğan Cüceloğlu önemli bir isimdi ve geçen hafta kaybettik. Tekrar Allah rahmet eylesin. Evet, son sorumuz. Aşağıdaki devrim ve yapılan ülke eşleştirmelerinden hangisi hatalı verilmiştir? A. Beyaz devrim İran. B. Yasemin devrim Tunus. C. Kadife devrim Çekoslovakya. D. Turuncu devrim Rusya. E. Lale devrim
Kırgızistan. Evet, hangisi hatalıdır? Beyaz Devrim İran, Yasemin Devrim Tunus, Kadife Devrim Çekoslovakya, Turuncu Devrim Rusya, Lale Devrim Kırgızistan. Evet, burada hatalı olan aslında çok net. D şıkkı olacak. Turuncu Devrim Rusya'da değil. Turuncu Devrim Ukrayna'dır. Fakat Rusya'daki devrimin adı, ki çok meşhur bir devrim, Ekim Devrimi'dir. Hatta Bolşevik ihtilali olarak da bilinmeli. Hatta 1917 Bolşeviklerin yapmış olduğu Ekim Devrimi'yle Çarlık Rusya yıkılmış. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur. Hatta kurucusu Vladimir Lenin'di. Ekmek, barış, toprak üçlemesiyle Sovyet Rusya'yı kurmuştu. O zaman Turuncu Devrim Rusya değil, Rusya'da Ekim Devrimi diyeceğiz. Cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar, böylece sorularımızı bitirdik. Evet, testin ayrıntılı çözümlerinde yapmış bulunmaktayız. Bu arada onlarca KPSS, eğitim kurumları yöneticilik sınavı, yurtdışı öğretmenlik ve özellikle üniversite sınavları, YKS, TYT, AYT ile ilgili içeriklerimiz şanlı tarihimiz MÇ'de YouTube kanalında sizleri beklemektedir diyoruz. Evet, güncelim tarih denemeleri ve dikkat. Bugün sabah koyduk. 2021'de konu anlatım olarak gerileme devrinin siyasi olaylarını çektik. Burada özellikle Kırım olayı, 1. Abdülhamit sınavda gelebilir diye üzerinde çok durduk. Bunu da tavsiye ederim. Ve dün yüklediğimiz özellikle 2021'in tekrar soru çözümü tarihte önemli sorularımızı, 20 sorumuzda dün burada tarih alanında çözdük. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi, saygı, güler yüzü kalın. Her şey, ama her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.